Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm değerli izleyenler. Rehber Gündem programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da yine gündemin öne çıkan başlıklarını konuşuyoruz. Gündemin öne çıkan başlıkları arasında hiç şüphesiz iş gündemde Türkiye'ye gelen Siyonist işgal rejimini sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog vardı. Tepkilere rağmen Herzog, Siyonist Herzog Türkiye'de kabul edildi. Törenle karşılandı. Bu konuyu konuşacağız. Bununla beraber elbette ki dünyanın gündeminde de olan bir diğer konu başlığımız Ukrayna krizi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş halini de değerlendireceğiz. Ekonomiye dair yine gündemin öne çıkan başlıkları var. Onları da değerlendireceğiz. Stüdyoda önemli ve değerli bir konuğum var. Konuğumu öncelikle sizlere takdim etmek istiyorum. Hüdapar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Hocam Bey. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Özetledim aslında haftanın öne çıkan başlıklarını. Ukrayna krizi aylardır konuşuluyordu. Ancak Siyonist işgal rejimi sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gelmesi de haftalardır konuşuluyordu. Gündemdeydi. Tepkiler vardı kabul edilmemesine yönelik. Ancak tepkilere rağmen kabul edildi. Devlet töreniyle karşılandı. Hüdapar olarak siz Siyonist Herzog'un gelişine zaten tepkiliydiniz. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sözlerimin hemen başında bu yayının, bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aslında belki hani biraz kavramlar üzerinden de konuşmak gerekir. Siyonist Herzog'un kabul edilmesi mi, Siyonist Herzog'un kendisine yapılan daveti kabul etmesi mi? Hangisi? Veya tepkiyi nereye yönlendirmek gerekiyor? Herzog'un gelişine mi, yoksa onun davet edilmesine mi? Sanki bazı şeyler birbirine karıştı gibi. Hani Herzog durup dururken ben bir turist gibi gideyim, Türkiye'yi ziyaret edeyim. Gelince de ya işte şu Siyonist rejimin başındaki kişi buraya gelmişken işte biz 21 ihbarat top atışıyla onu karşılayalım, kırmızı halılar serelim, atlı birlikler bayraklarını yanlarında taşıyarak karşılasınlar, ayıp olmasın şu misafirimize diyerek karşılanmadı. Bir davet vardı ve o davet üzerine Türkiye'ye geldi. Bir belki dikkat çekmek istedim diye bir nokta, dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da şudur. Hemen hemen her kesim tarafından normalleşme kavramı kullanılıyor. Daha önce Körfez'deki Arap ülkeleri İsrail'le ilişki kurduğunda, siyasi ve diplomatik ilişkilerini geliştirdiğinde ya da ekonomik bazı anlaşmalar imzaladığında buna normalleşme dediler. O zaman yeterince tepki gelmedi veya yeterince dikkat çekmedi. Söyledik ama sesimizi yeterince duyuramadık. En yakınımızdaki kişiler, partiden bazı arkadaşlar da bunun içerisinde. Ama ben şuna inanıyorum ki, bu normalleşme kelimesinin kendisi bile bir tuzaktır. Yani sanki normal olan Siyonist çete ile ilişki kurmak, onları davet etmek, onlarla görüşmek, onlara devlet muamelesi yapmak ya da hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, sanki Filistin toprakları işgal altında değilmiş gibi ya da sanki o işgalciler çok meşru, makul bir şey yapıyorlarmış gibi ya da kendi hakları olan bir şeyi elde etmek için mücadele ediyorlarmış gibi bir algı oluşmasına sebebiyet veriyor. Bize göre onların varlığı bile normal değil. Çünkü biz İsrail'i bir devlet olarak tanımıyoruz. Normal bir devlet gibi değil. Her devletin normalde belirlenmiş sınırları vardır ama Birleşmiş Milletler'e sunulmuş bir İsrail haritası bile yoktur. Neden? Çünkü sınırları belli değildir. Niye belli değildir? Çünkü bugün işgal altında tuttukları topraklarla yetinmeyeceklerini gizleme ihtiyacı bile hissetmiyorlar. Ve yine belki dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi şudur. Onlar diğer insanların hiçbirini kendilerine denk görmüyorlar. Yani Beni İsrail soyundan olmayan hiçbir kimseyi hangi kavme mensup olursa olsun, hangi inançta olursa olsun, ben inanç olarak Yahudilerle aynıyım, ben Tevrat'a iman ettim, ben Tevrat'a inanıyorum, bugünkü muharref Tevrat'ın içerisinde varsa ben onları harfiyen uygulayacağım dese bile, bir kişi eğer Yahudi kanı taşımıyorsa, onlar onu kendilerine denk görmezler. Görmüyorlar. Bundan sonra da görmeyecekler.
Bütün bunlar bilinmeden sanki onlar normal insanlarmış gibi, sanki orada normal bir devlet varmış gibi bir algı oluşturup onlarla ilişkiye geçmeyi normalleşme olarak isimlendirmek çok büyük bir hatadır, bir tuzaktır. O tuzağa düşmemek lazım. Nasıl nitelendirmek lazım bu süreci? Yani belki onun yerine oturup yeni bir kavram üretmek gerekir ama bu aslında ya, normalleşme değildir. İhanet süreci diye nitelendirilen nerede oldu bunu? Şimdi her halükarda şunun görülmesi lazım ki Siyonist işgal rejiminin cesaretini artıracak, onun işgalinin önündeki engelleri pasifleştirecek ya da onları zayıflatacak her bir adım Filistin davasına, Aksa davasına ihanettir. Evet. Zarar verir, yanlıştır ve mutlaka bu tür adımlardan, özellikle de ben Müslümanım diyen insanların şiddete kaçınması gerekir. Bizim inancımız budur, bizim söylediğimiz budur ve bundan sonra da böyle söylemeye devam edeceğiz. Peki Türkiye Siyonist işgal rejimi arasındaki bu son yakınlaşma, bunu nasıl değerlendirmek lazım? Bunun Kudüs davasına yansıması nasıl olacak? Yani sadece Siyonist rejimle yakınlaşma değil, dış politikada belki Türkiye'nin pek çok alanda bir takım değişikliklere gittiği son süreçte görülüyor. Daha önce biliyorsunuz bazı Körfez ülkeleriyle, Birleşik Arap Emirlikleri gibi veya işte Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerle, Mısır gibi yine Kuzey Afrika ülkelerinden bazı İslam ülkeleriyle ilişkiler önceki gibi değildi. İlişkiler bozulmuştu. Bu son süreçte onlarla ilgili yapılan işlere belki normalleşme adını vermek mümkündür. Yani ilişkileri eski normal seyrine döndürmek. Fakat bununla beraber bir yandan işte Siyonist işgal rejimiyle de bir yakınlaşma. Üstelik Mavi Marmara davasından sonra söylenenler ve bazı şartlar ileri sürülmesine rağmen, Siyonist rejim de o şartların hiçbir yerine getirmemesine rağmen, neydi mesela bunlardan bir tanesi? Gazze'deki ablukanın kaldırılması, hem karadan hem denizden Gazze şeridi bir abluka altında. Ve çok ciddi bazı sıkıntılar yaşıyor oradaki Müslümanlar, Gazze şeridinde yaşayanlar. Yine Kudüs'ü başkent ilan etme ve oraya işte Amerika'nın elçiliğini taşıyacağını beyan etmesinden sonra çok şiddetli tepkiler olmuş her tarafta. Bütün bunların hiçbirinden Siyonist rejim geri adım atmadı. Halen daha iki devletli çözümden bahsediliyor. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinden bahsediliyor. Biz o zaman da söyledik, eğer siz Kudüs'ün yarısından vazgeçerseniz, sadece Doğu Kudüs'le yetinirseniz, o zaman onlar Kudüs'ün tamamını almak için elinden gelen bütün çabayı ortaya koyacak, bu konudaki çabalarını artıracaktır dedik. Ama eğer siz Kudüs'ün bütününü isterseniz, o zaman belki kendileri Kudüs'ün bir kısmına razı olacak. Siz peşin peşine zaten Kudüs'ün batı tarafını onlara bırakmayı kabul ederseniz, o zaman siz doğuya da siz sahip çıkamazsınız. Eğer siz Kudüs'ün hakimiyetini bütün Siyonizme bırakırsanız, emin olun o zaman Amman'da, Şam'da, Ankara'da, Bağdat'ta, Kahire'de güvende olmayacaktır. Evet. Şimdi tabii Siyonist Herzog'un Türkiye'ye gelmesiyle birlikte dikkat çeken farklı ziyaretler de olduğu olacak. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev de Türkiye'ye geldi. Almanya Başbakanı Scholz ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de Türkiye'ye gelecek. Malumunuz Doğu Akdeniz meselesinde Almanya, Yunanistan ve Siyonist işgal rejimi aynı noktada duruyor. Bu Herzog'un Türkiye'ye gelişinin bu anlamda tesadüf olmadığı yorumları yapılıyor. Peki biz Türkiye Siyonist rejimi ilişkilerini konuşurken bu bakış açısıyla nasıl bir değerlendirmede bulunabiliriz? Sadece bahsettikleriniz değil, işte NATO Genel Sekreteri de gelecek. Evet. Belki peşi sıra başkaları da gelecek. Bunun, yani bu ziyaretlerin peş peşe gerçekleşmesinin şöyle bir sebebi vardır muhtemelen. Biliyorsunuz birkaç gün önce, yani bu savaş, işte Ukrayna Savaşı biraz sonra konuşacağız belki, 16. gününde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başladıktan sonra Batı dünyası, başta Amerika olmak üzere peş peşe bazı yaptırımlar açıkladı.
En son alınan kararlardan Amerika Temsilciler Meclisi'nden çıkan karar ve Biden'ın açıkladığı karar Rus gazı ve petrolüne bir ambargo geldi. Yani Rusya'dan gaz ve petrol alınmaması yönünde bir karar çıktı. Amerika almayacak. Zaten çok az bir miktar gaz alıyordu. Petrol ise almıyordu. Fakat Avrupa ülkeleri buna uyamayacaklarını, en azından bugünden yarına böyle bir şey yapamayacaklarını söylediler. Çünkü alternatif bir boru hattı döşemek, başka bir yerden temin etmek o kadar kolay değil. Üstelik kış şartlarında, yani kışın geri döndüğü, Mart ayında yine her tarafın beyaza büründüğü bir dönemde, eğer Rus gazından tamamen vazgeçerlerse Avrupa çok ciddi bir sıkıntı yaşayacak. O yüzden açıklama, mesela Fransa'nın açıklaması şuydu, diyor ki biz bir yıl içerisinde bu bağımlılığımızı 2/3 oranında düşürmeyi planlıyoruz. İngiltere'nin yapmış olduğu açıklama diyor ki biz bir yıl sonra Amerika'nın bugün bizden istediği noktaya gelebiliriz ama şu anda biz hazır değiliz. Peki alternatif ne? Alternatif işte Doğu Akdeniz'den Filistin'in gazını çalan Siyonist rejimin çıkaracağı gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi. Evet. Ya da belki bazı başka körfez ülkelerinden, başka yerlerden çıkacak olan gazın Türkiye üzerinden döşenecek boru hatlarıyla Avrupa'ya götürülmesi. Muhtemeldir ki Türkiye de şöyle düşünüyor. Diyor ki eğer şu anda Amerika'nın bütün ısrarlarına ve çağrılarına rağmen Avrupa'nın bu Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'ya yeterince destek vermemesi ya da askeri anlamda bir yardımda bulunmaması, oraya asker göndermemesi ya da uçak göndermemesi Rusya'nın tehditleri karşısında enerji yönünden Rusya'ya bağımlılığına bağlanıyor. Ve Türkiye diyor ki eğer bu bağımlılık Rusya'ya bağımlılık olmaktan çıkar, benim topraklarımdan geçen bir boru hattıyla ya da oradan yapılacak herhangi bir nakil ile Avrupa kendi enerji ihtiyacını karşılayacaksa o zaman belki benim güvenliğim bir yönüyle bütün Avrupa'yı ilgilendirdiğinde zaten şu anda da hem kuzeyden güneye hem doğudan batıya çok ciddi enerji nakil hatları Türkiye'nin toprakları üzerinden geçiyor. Evet. Buna işte biz yenisini de ilave edersek o zaman belki güvenliğimizi daha iyi bir şekilde garanti altına almış olacağız. O zaman sadece biz kendimiz güvenliğimizi temin etmek için kafa patlatmak zorunda kalmayacağız. Belki Avrupa'da o enerji arz güvenliğini temin etmek için benimle daha iyi geçinmek durumunda kalacak diye bir hesap yapılıyordur mutlaka dış işlerinde. Eğer dış politikanın ekseninde sürekli dost ve sürekli düşman yoktur, sürekli menfaatler vardır diye bir kabulünüz varsa ve menfaati her şeyin önüne geçiriyorsanız o zaman bu tür adımların atılmasına çok şaşırmamak gerekiyor. Biz Hüdapar olarak diyoruz ki dış politikanın, dış siyasetin ekseninde de, uluslararası ilişkilerin ekseninde de mutlaka adalet yerleşmelidir. Evet. Adalet mihverinde bir ilişki olursa elbette verilen sözlere, yapılan anlaşmalara uymak gerekiyor. Ama o anlaşmaları yaparken, o sözleri verirken çok dikkatli olmak gerekiyor. Neye hizmet ettiğini iyi hesaplamak gerekiyor. Evet. Tabii Siyonist Herzog normal bir şekilde karşılanmadı Türkiye'de. Birçoğuna göre anormal bir şekilde karşılandı. Çünkü az önce de sizin işaret ettiğiniz gibi 21 pare top artışıyla karşılandı. İşte turkuazlar serildi, altlı birliklerle karşılandı. Üst düzey bir karşılanmaydı. Şimdi bu yakınlaşma normalleşmeye, yani tırnak içerisinde o ifadeyi kullanıyorum, normalleşmeye şayet dönüşürse Filistinleri ne bekliyor? Çünkü Körfez ülkelerinin normalleştiği bir süreçte çokça kan aktı Filistin'de. Baskı, zulüm daha da arttı. Türkiye'nin de bu süreci dahil olmasıyla Filistinleri ne bekliyor? Çünkü Filistinler kaygılı. Bir daha altını çizerek söylüyorum. Evet. Körfez ülkelerinin İsrail ile işgal rejimi ile ilişkiye girmesi normalleşme değildi. Anormalleşmeydi. Anormalleşme. Daha önceki ihanetlerini, gizli gizli yaptıkları anlaşmaları açığa vurmalarıydı. Bu normal bir durum değil. Hepsinin egemenliğine, hepsinin canına, malına kastedecek bir varlığı kendi kucaklarında büyütmeleri, onun büyümesine fırsat vermeleri, hatta destek vermeleri normal bir insandan beklenebilecek normal bir davranış değildir.
O yüzden buna normalleşme denmesine şiddetle karşıyım. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Türkiye'nin yaptığı da ilişkileri bir dönem daha alt seviyeye indirmiş olan Türkiye'nin şu anda yaptığı daha önceki seviyesine belki de onun üzerine çıkarmak gayretleridir. Çevresinde yaşanan olaylar, işte biraz önce söylediğim bu Avrupa'ya enerji, arz güvenliği de bunlardan bir tanesidir. Ve uluslararası konjonktür gereği Siyonist rejimde daha iyi geçilmesi gerektiğine kanaat getirmişler. Görünen o. Fakat bizim kanaatimize göre Aksa davası öyle bir davadır ki ona yapışan izzet bulur. Ona sırtını çeviren de mutlaka bu dünyada cezasını görür. Evet. Yanlıştır, olmaması gereken bir şey. Evet, Sayın Başkan dilerseniz Ukrayna krizine de girelim. Şimdi tabii Rusya-Ukrayna arasındaki savaş hali ardından gelen yaptırımlar süreci öncesi de çok konuşuldu. Siz de hatta daha önce yapmış olduğunuz açıklamalarda işte iki emperyal odağın gücün Doğu ve Batı'nın bir savaşı, bir cebirleşmesi, çekişmesi diye bu meyanda nitelendirmelerde bulunmuştunuz. Geldiğimiz süreci biraz değerlendirelim. Ondan sonra Ukrayna ile ilgili farklı sorularım olacak. Evet, Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Göstere göstere. Daha önce yapacağını söylüyordu. Zaten birkaç yıl öncesinden Ukrayna'nın bir parçası olarak görülmüş, kabul edilmiş, uzun süre Ukrayna tarafından Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yönetilmiş, Kırım'ı ilhak etti. Kırım'ı ilhakına yeterince dünya ses çıkarmadı. Sadece biz Kırım'ı ilhak kararını tanımıyoruz şeklindeki belki söylem düzeyinde bir tepki ortaya kondu. Daha sonra Ukrayna'nın doğusunda, Donbas bölgesinde, Luhansk ve Donetsk'te orada Rus asıllı, Rus olan Ukrayna vatandaşları var. Onların bulunduğu yerlerde bazı karışıklıklar çıktı, Rusya onlara destek verdi ve sonuçta oralar bağımsızlıklarını ilan ettiler. Rusya da hemen o bağımsızlığı tanıdı ve onları koruyacağını söyledi. Ama sadece oraya girmekle kalmadı, öbür tarafa da girdi. Bir günden beri şöyle düşünüyorum, halen daha o düşüncem değişmedi. Bana göre Batı dünyası, özellikle Amerika, Ukrayna'ya yem yaptı. Kime yem yaptı? Rusya'ya. Neden yem yaptı? Çünkü NATO'nun varlığı ya da işte yapacağı işler veya gerekliliği sorgulanır hale gelmişti. Avrupa artık bir başına kendi stratejilerini geliştirip kendi çıkarları doğrultusunda bazı adımlar atması yönünde işaretler veriyordu, atacağı yönünde işaretler veriyordu. Amerika da istiyordu ki Avrupa'ya şunu göstersin, eğer benim şemsiyem olmazsa, eğer benim korumam olmazsa, eğer ben sizin yanınızda olmazsam ya da ben işte NATO'nun yükünü çekmezsem, siz bir başınıza işte Rusya ile baş edemezsiniz, siz kendi güvenliğinizi sağlamakta bile zorlanırsınız. Ya da işte kartondan kalelersiniz. Daha önce de söyledim birkaç kez. Bir önceki Amerikan Başkanı Trump'ın Fransızlara söylediği şu cümle manidardı. Eğer biz olmasaydık siz şimdi Almanca konuşuyor olacaktınız. Yani Almanlar Fransa'yı işgal ettiğinde sizi gelip kurtaran bizdik demeye getirdi. Avrupa'ya aynı mesajı vermesi gerekiyordu. Siz bana muhtaçsınız ve bunu iliklerinize kadar hissetmeniz gerekir. Bunun için ne olması gerekir? Rusya'nın biraz daha saldırgan, biraz daha agresif bir dış politika izlemesi gerekirdi. Rusya buna tahrik etti Amerika. Rusya da muhtemelen hesabını yaptı, ölçtü, biçti, tamam. Bunun karşılığında Amerika belki bunu kazanacak, Avrupa'yı tekrar yanına çekecek veya kendi hegemonyasını veya işte dominantlığını onlara kabul ettirecek ama bunun karşılığında ben belki Kırım'ın ilhakını Batı dünyasına kabul ettireceğim ve belki sadece o da değil, Donbas bölgesinin bağımsızlığını da ben kabul edeceğim. Ya da belki Dnieper Nehri'nin doğu yakasını ben kendi topraklarıma atacağım. Onda evet Rusya yayılmacıdır. Onun böyle bir huyu vardır, böyle bir özelliği vardır. Tarih boyunca da olmuştur. İşte doğu tarafından Bering Boğazı'na kadar gitmiştir. Ama güneye ve batıya doğru da genişleme eğilimi vardır. Eğer elinden gelse, yapabilse ve yanına kar kalacağını bilse yarın Polonya'ya da girer.
ya da diğer Baltık ülkelerini de tehdit etmeye devam eder. Rusya'nın böyle bir elimi vardı ama şu unutulmamalıdır. Yani emperyal olan, emperyalist olan, saldırgan olan, mütecaviz olan, işgalci olan sadece Rusya değildir. Batılı emperyalistlerdeki Rusya da bunlardan bir tanesidir aslında. İngilizler de böyledir, Fransızlar da böyledir, Amerikalılar da böyledir. Fırsat bulurlarsa, imkan bulurlarsa, o gücü kendilerinde görürlerse işgal ederler, daha önce ettiler, bundan sonra da ederler. Yani bomba yağdıran Amerika olunca problem yok ama Ruslar yağdırınca insanlık öldü diye naralar atmak samimi değil. İnandırıcılıklarını her gün biraz daha kaybediyorlar. O zaman bu savaş Ukrayna ve Rusya arasındaki bir savaş değil. Ukrayna sanki ortanın ucuna takmış bir yem gibi. Amerika işte bu yaptırımlarla belki bir yönüyle, yani biraz önce söyledik, Avrupa'yı kendisine mecbur etmeye, o mecburiyeti onlara hissettirmeye çalışıyor. Ama öbür taraftan bunu gerekçe kılarak çok sert ekonomik yaptırımlarla Rusya'nın ekonomisini çökertip kendi rakiplerinden birisini saf dışı bırakmayı da istiyor. Yani sadece bir kuşu hedeflemiyor. Belki bir taşla birkaç kuşu birden hedefliyor. Ama dediğim gibi Rusya da bunun hesabını kitabını yapmıştır. Belki de aralarında bir anlaşma bile olabilir. Yani kazan kazan, sen bunları kazanırken ben de öbür taraftan bazı başka şeyler kazanayım diye. Bu geleceğin dünyasında siyasi ve ekonomik küresel sistemde de çok ciddi bazı değişiklikler yanında getirebilir. Az önce Siyonist işgal rejiminden bahsettik. Herzog'un Türkiye'ye gelişi, Türkiye-Siyonist rejim ilişkilerinden bahsettik. Tabii Ukrayna'yı konuşurken yine dönüp dolaşıp işgal rejiminin politikalarına gelebiliyoruz. Çünkü neredeyse şu değerlendirme herhalde yapılırsa yeridir. Her savaş, her çatışma, her kaos Siyonist işgal rejiminin işine yarıyor gibi. Şimdi Ukrayna'daki Yahudiler de Filistin'e taşınmaya başlandı. Evet. Tıpkı 2. Dünya Savaşı'ndaki Yahudilerin Avrupa'dan Filistin'e taşınması gibi. Ukrayna Savaşı'nın bedeli Filistinlilere ödetiliyor dediniz siz. Geçtiğimiz günlerde yaptığınız gündem değerlendirmesinde. Evet. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi dikkat ederseniz işgal rejiminden çok ciddi bir itiraz gelmiyor şeye. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ya da işte Kırım ilhakına. Neden? Çünkü o da sürekli topraklarına yeni topraklar, işgal ettiği toprakları yenilerini eklemek gibi bir siyaset güdüyor. Mesela o ilhakı asla biz kabul etmeyeceğiz. Bu uluslararası hukukun ayaklar altına alınmasıdır diye ayağa kalkan Batı, özellikle de Amerika, Siyonist işgal rejimi, ben Golan Tepelerini daha önce işgal ettiği, Suriye'ye ait Golan Tepelerini ben ilhak ettim dediğinde sesini çıkarmamıştır. Hatta bir müddet sonra Amerika bu ilhakı tanıdığını, Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu, Siyonist işgal rejimine ait olduğunu, tabii o Siyonist işgal rejimi demiyor, o bizim tabirimiz, evet, ona ait olduğunu ve bunu kabul ettiğini deklare etti bütün dünyaya. Evet, her türlü savaştan kendine bir menfaat devşirmek, kendine bir çıkar sağlamak ya da kendi pozisyonunu biraz daha sağlamlaştırmak için istifade etmek ister. Bu onun tabiatında vardır ve bunu çok yadırgamamak gerekir. Bundan dolayı yani belki yarın bir gün Rusya'nın bastırmasıyla ya da ölümü gösterip sıtmaya razı etmesiyle onlar diyecek ki bakın siz Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanıdınız, o zaman benim de Golan Tepelerini ilhakımı tanımanız gerekir diye belki önüyle de bastıracak. Bir yönde de işte Ukrayna'daki ciddi bir Yahudi nüfus var. Oradaki istikrarsızlığın, oradaki Yahudileri oradan göç etmeye zorlayıp Filistin topraklarına yeni bazı Yahudileri yerleştirme de yine onun siyasetine, onun politikalarına uygun bir adım olacaktır. Bunu ister. Çünkü adım adım Filistin topraklarını işgal ettiğinde, işgal ettiği her yere yeni yeni yerleşimciler yerleştirmek suretiyle orada kalıcı olmanın bir formülünü bulmuş ve o şekilde orada kalıcı olacağına inanıyor. Yoksa bir toprağı işgal ettiğinde eğer oraya birilerini yerleştirmezse orayı muhafaza edemeyeceği düşüncesinde, nüfus da az. Yani Nil'den Fırat'a kadar gözüne kestirdiği topraklar eğer bugün ona altın tepside verilse bile belki bu nüfus yapısıyla oraları kontrol edemeyeceğini bildiği için hayır, onun için erkendir, ben şu anda yapmam diyebilirler.
Evet, oradaki Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmesi ve işgal edilen yerlere onların yerleştirilmesi Siyonist rejiminin içine geliyor. Şimdi o zaman Ukrayna'yı konuşmuşken Avrupa'nın hümanizmasını da konuşmak gerektiğine inanıyorum. Ukrayna savaşıyla sınırlar açıldı ve Birleşmiş Milletler verilerine göre 2 milyondan fazla Ukraynalı sığınmacı, göçmen veya mülteci Avrupa ülkelerine, özellikle sınırdaki Romanya, Moldova ve Polonya'ya geçtiler. Sınırlar ardına kadar açıldı. Macaristan'a kadar geçtiler. Macaristan ki artık duvar örmeye başlamış. Çiçeklerle, sıcak çorbalarla karşılıyorlar. Evet. Ama daha birkaç önce Belarus, aynı Polonya sınırında, Belarus-Polonya sınırında 20 İslam coğrafyasından giden göçmenler oraya, binlerce göçmen, tamamen kapatıldı sınırlar. İçeriye alınmadılar. Yunanistan'ın yine sınır boyunda yaptıklarını biliyorsunuz. Bu ikiyüzlülük nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu ikiyüzlülük aslında tarih boyunca vardı. Şimdi biraz önce Siyonistlerden bahsettik. Dedi ki onlar Yahudi soyundan olmayan insanları kendilerine denk görmüyorlar. Hı hı. Onların bir tık altında da olsa yine ırkçı bir kafa vardır Avrupa'da. Onlar da sarı saçlı, mavi gözlü olmayanları normal bir insan saymıyorlar. Onların ölümünü sadece istatistik olarak belki kağıt üzerinde gösteriyorlar. Hatta biraz daha güneye inelim, yani çok kuzeye gitmeyelim. Libya'dan, Cezayir'den, Tunus'tan, Fas'tan, Mısır'dan veya diğer Afrika ülkelerinden, yeraltı yürüsü zenginlikleri talan edilen o ülkelerden, İnsanlar dermiş atma sallarla ya da kayıklarla ya da şişme botlarla Avrupa'ya geçmeye çalıştıklarında, mesela Yunanistan o lastik botları batırmak için nasıl gayret sarf ediyordu? Kaç kişi boğuldu Akdeniz'de? Evet, sınırlarını kapatıyorlar. Neden? Çünkü ırkçıdırlar. Çünkü diğer insanları gerçekten kendilerine denk görmüyorlar. Diğer insanlar onlara hizmet ettiği müddetçe belki, ya da onların yaşadıkları toprakları istikrarsızlaştırmak için insan haklarını dillerine dolarlar. Ama aynı insanlar Afganistan'dayken, Suriye'deyken, Irak'tayken, işte Kürdistan'dayken, Yemen'deyken, başka bir yerdeyken insan haklarını ağızlarına sakız edenler, kendi siyasi çıkarları için ama o insanlar kendi memleketlerindeki iç savaştan ya da kıtlıktan, açlıktan kaçıp Avrupa'ya gittiklerinde onlara insan muamelesi yapmıyorlar. Evet, orada çocuklar soğuktan donarak ölebiliyor. Evet, aylan bebekler cesetleri sahile vurabiliyor. İnsanlık adına bu tablolar, bu utandırıcı tablolar maalesef Avrupa için, o 200'de Avrupa için çok bir şey ifade etmiyor. Elbette Avrupa'da da insanlığını kaybetmemiş, her bir insana insan olarak değer veren kişiler de vardır. Ben hepsini aynı kefeye koymuyorum şüphesiz, ama genel geçer yaklaşım budur. Veya en azından bugünkü Avrupa yönetimleri bu şekilde yaklaşıyorlar. Yani işte geçen gün İrlandalı bir siyasetçi, sanırım Avrupa Parlamentosu'ndaydı, ben haberin başına yetişemedim, orada bir konuşma yapıyordu. Ve şiddetli eleştiriler yöneltiyordu. İşte Afganistan'dan veya işte Irak'tan ya da Suriye'den, oradaki savaştan ve istikrarsızlıktan kaçıp Avrupa'ya sığınmaya çalışan insanlar, neden kapılarımızı açmadık da onların işte kendi haline terk edilmesi ya da güvenlik ve gıda için Avrupa'ya gelmelerini dur biz görmezden geldi, biz inandırıcılığımızı kaybediyoruz diye yüksek sesle bağıra bağıra diğerlerine söylüyordu. Böyleleri de vardır. Bu sesler yükselecek, ben öyle inanıyorum. Hı hı. Çünkü gerçekten insan fıtratı eğer bozulmamışsa, karşısında çaresizlikten dolayı kendi memleketini terk etmiş ve gerçekten muhtaç durumda olan, perişan durumda olan insanlara el uzatmayı gerektirir. Bozulmamış bir fıtrat. Hı hı. Ama eğer Avrupa bunu yapmazsa, bütün o ekonomik gücüne, bütün o teknolojik üstünlüğüne ya da o silah gücüne rağmen Avrupa çökecek. Neden? Eğer insanlık yoksa, siz sadece parayla, siz sadece beton duvarlarla, siz sadece uzun namlulu toplarla ya da uzun menzilli füzelerle size ayakta kalamazsınız. Bir medeniyeti ayakta tutan şey insandır ve insani değerlerdir. İnsani değerlerini bugünkü gibi terk ederse, insanlığa geri dönüş yapmazsa, abdet etmezse ya da o belki insanın vicdanı olabilecek seslerin sayısı artmaz, o ses biraz da yükselmezse Avrupa çökecek. Peki Sayın Başkan, o zaman
Avrupa'nın geleceği hakkında da kısa bir değerlendirme almak istiyorum sizden. Çünkü Rusya'nın işgal süreci sürecek gibi. Hatta az önce de yine işaret ettiğiniz gibi Polonya, diğer bölge Moldova gibi ülkelere de sıçrayabilir. Bu süreç ne var önümüzde, ne olacak pek de öngörülemiyor. Milyonlarca insan da Ukrayna'dan kaçmaya başlıyor. Avrupa'yı ne bekliyor? Ya bu savaş biraz daha uzarsa belki Ukrayna'dan ya da dediğiniz gibi eğer genişlerse biraz daha bu savaşın çapı belki işte Polonya'dan ya da başka bir yerden, Baltık Cumhuriyetlerinden belki 10 milyonlar batıya doğru akacak. Bu 10 milyonlar aktığında yine de aynı şeyi, aynı refleksi gösterebilecekler mi? Bilmiyorum. Ben ondan çok emin değilim. Avrupa insanı rahatına çok alışmıştır. Rahatı bozulduğunda refleksler farklılaşabilir, tepkiler değişebilir. Sadece bu da değil, dünyanın diğer bölgelerindeki istikrarsızlık büyüdüğünde ya da önlenemezse, o bölgelerden de ciddi bir nüfus akışı olursa oraya, birlikte o tarafa doğru kaçan insanların arasında nasıl bir ayrım yapacaklar? Doğrusu bunu önceden kestirebilmek çok kolay değil. Ama biraz önce dediğim gibi eğer insani değerlerine dönmezse bundan dolayı Avrupa, yani şu anda Avrupa medeniyeti var mı? Ben ondan çok emin değilim. Evet, bir uygarlık var ama hiçbir zaman medeni olamadılar maalesef. Keşke olabilseydiler, keşke olsalar. Bir çöküşle karşı karşıya kalabilir. Bu savaş uzarsa ciddi bir enerji darboğazı olabilir. O enerji darboğazı da Avrupa'yı ekonomik olarak da ciddi bir şekilde zorlayabilir. Yeni bir sömürge kaynağı bulmaları da çok kolay değil. Avrupa'nın zayıfladığı bir dönemde Amerika ya da işte Doğu'da yeniden sivrilen, büyüyen, bir ejderhaya dönüşen Çin dünyanın diğer kaynaklarını Avrupa'ya yedirecek mi? O da meçhul. Ya Avrupa kendine bir çeki düzen verecek, insanlığa dönecek. İnsan değerleri tüketti çünkü. Hepsini bir metaa dönüştürdü. Batı bunu bu yaptı. Yani Batı uygarlığı. Her şeyi paraya dönüştürülebilecek bir şeye çevirdi ve sattı. Ve tepe tepe kullandı. Artık pazarlayabileceği bir şey de kalmadı. Ya kendine gelir ya da bir çöküş sürecine doğru girer. Rusya Polonya'ya da saldırır mı? Bugün itibariyle çok kolay görünmüyor. Yani ne askeri kapasitesi ne ekonomik kapasitesi bütün bir dünya karşısına almaya yetmez. Ama kendisine yedirebilecekleri kadar küçük küçük lokmalar şeklinde ilerlemeyi hep kafasının bir köşesinde tutuyordur muhtemelen. Tabii bu akşam ABD Başkanı Joe Biden yeni açıklamalarda bulundu. Daha önce enerji alanında yaptırımları vardı. Bu yaptırımların kapsamı daha da genişletildi. Gıda sektöründe de birçok kalemde, birçok alanda büyük yaptırımlar uygulandı. Onu da belirtelim. Tabii bunun sadece Rusya ekonomisine değil, bölge ülkelerinin özellikle de Türkiye ekonomisine de olumsuz yansımaları var. Onu da birazdan konuşacağız Sayın Başkan. Ekonomi gündemiyle, iş gündemle dilerseniz devam edelim. Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı. Evet. 2022 yıl sonu enflasyon tahmini Merkez Bankası'nın 40,47. Tabii Merkez Bankası'nın tahminler her ay yani yükseliyor. Merkez Bankası'nın tahmini mi yoksa Merkez Bankası'nın anketi? Anket. Evet, demek evet. Daha doğru, evet. Hı-hı. Evet. Yani bu enerji krizi devam ettiği müddetçe, o savaş da biraz daha uzarsa üstüne üstlük, gıda fiyatlarını çok ciddi bir şekilde etkileyecek ki birkaç gün önce hatırlarsanız yağla ilgili bir problem yaşandı. Türkiye'nin yağ stoklarının işte bir aylık, bir buçuk aylık bir düzeyde olduğu ve düşünün özellikle hububat ve ayçiçek yağının önemli bir kısmını, yani toplam ithalatın %40'ından fazlası Ukrayna ve Rusya'dan geliyor. Türkiye'nin buğdayı kendisine yetiyor. Yani sadece iç piyasaya kendi buğdayını sürse, eğer dışarıya ihraç etmezse, özellikle unlu mamuller konusunda, un ve unlu mamuller ihraç etmezse kendi buğdayı yetiyor ama yapmış olduğu ihracatın ciddi bir şekilde düşmesi Türkiye'nin cari açığını büyütecek. İşte bugün yine, bugünkü haberlerden bir tanesi oydu. Ocak ayındaki cari açık 7 milyar doların üzerinde çıktı. Ay hesabı yaparsanız, yani bir aylık cari açık olarak son 4 yılın en yüksek rakamı olduğu söylendi.
Yıllık 20 milyar dolar civarında bir açık var. Eğer siz dünyanın en fazla un ihraç eden ülkesi, en fazla makarna ihraç eden üçüncü ülkesi pozisyonundaysanız ve bunun için de dışarıdan siz buğday almak durumundaysanız, bunları alamazsanız sizin ihracatınızla ilgili bir düşüş olacaktır. Bu da cari açığın büyümesi demek. Enflasyonun sürekli revize edilmesi, bundan sonraki aylarda da beklenmesi gereken bir şey. Yani enflasyon hedefleri, açıklanan hedefler normal bir gidişata göre açıklanan rakamlardı. Buna göre yaptığın hesaplardı ama birkaç gün önce petrol fiyatı 140 dolara kadar çıktı Brent petrol. Sonra biraz geriledi. 120 doların altına düştü. O yüzden bir kalemde mazota 2 liranın üzerinde bir zam yapılmıştı. Yürürlüğe girmeden birkaç saat önce o düşüş dolayısıyla o zam geri çekildi. Bir petrol krizi olursa, ciddi bir şekilde arz güvenliğinde bir problem yaşanırsa, fiyatlar daha da yükselir. Daha da yükselirse, akaryakıtın yükselmesi ya da doğalgaz fiyatlarının çok yükselmesi, kısaca enerji fiyatlarının çok yükselmesi, iğneden ipliğe her şeye zam demektir. Çünkü siz herhangi bir şey ürettiğinizde, onun önemli girdilerinden bir tanesi enerjidir. Enerji fiyatları yükseldiğinde, dolayısıyla bu özelliğinden dolayı, hemen her şeye zam geliyor. Her şeye zam gelmesi demek, enflasyon tahminlerinin alt üst olması demektir. Önümüzdeki dönemde daha, yani eğer tabii savaş bitmezse ya da bir çözüm bulunmazsa bu enerji tedariki için ya da gıda tedariki için, enerjiye hiç zam gelmese bile gıda fiyatlarında ciddi bir yükselme var. Bu küresel çapta böyledir. Allah'tan bu sene kuraklık olmadı. Şimdi önceki senelerde 2 yıl devam eden bir salgın hastalık, küresel bir salgın, COVID-19. Ardından geçen yıl yaşanan kuraklık ve artan talep, o belki hastalık sürecinden çıktıktan sonra artan bir gıda talebi, üstüne bir de enerji fiyatları gelince gıda fiyatları enflasyonun epey üzerinde arttı. Sadece bir haftada ayçiçek yağının fiyatının %50 artması pek çok şeyi aslında gözler önüne seriyor. Şimdi bir de bizde alışıldık bir şey var Ramazan ayında. Ramazan'a hürmeten bazıları özellikle gıda fiyatlarını arttırıyor. Bu da bizim gerçekten acı bir gerçeğimiz. Bütün bunlar enflasyon rakamlarının, açıklanan rakamların da tutmama ihtimalinin yüksek olduğunu bize söylüyor şimdi de. Şimdi geçtiğimiz günlerde gerek Dünya Bankası, gerek IMF ve Avrupa Birliği temsilcilerinin yapmış olduğu açıklamalar vardı. Önümüzdeki yıllarda da kısa vadede en azından enflasyonda bir düşüş beklenmediğine dair. Yani küresel çapta enflasyon yükselecek ki dün açıklanan rakamlara göre son 40 yılın ABD ekonomisi de enflasyonda zirve yapmıştı. O zirve bir daha zirve yaptı. 7,5 puana ulaştı ABD enflasyonu da. Öngörünüz ne? Yani bu daha nereye kadar gidecek? Sadece enflasyon Türkiye'de yükselmiyor ama Türkiye'de diğer ülkelere göre daha fazla yükseliyor. Bir de milli gelirin düşüş meselesi var. Herkes cebindeki parayı istediği oranda kullanamıyor. Paranın değersizleşme meselesi de var. Öngörünüz ne gelecek adına? Şimdi bu kapitalist sistem kendisi kriz üretiyor. Bunu daha önce birkaç kez söyledim, tekrar ettik. Kendisi kriz üreten bir sistem ve bu sistemin sahipleri ne olursa olsun, mesela o küresel salgın döneminde, o pandemi döneminde trilyon dolarlık paketler açıkladılar. Diyelim ki dünyada gıda fiyatları şimdikinin 3 katı oldu. Ve siz o gıdayı üretmek için çok daha büyük masraflar yapmak zorunda kaldınız. Tohum fiyatları arttı, ilaç fiyatları arttı, gübre fiyatları arttı, enerji fiyatları arttı, sulama yapamadınız. Elhasıl işçilik fiyatları arttı, hepsi arttı. Kullandığınız makine, ekipmanların fiyatları arttı. Siz dışarıdan almasanız bile kendi gıdanızı, eğer siz tohumunuzu, gübrenizi, ilacınızı, makine ekipmanınızı ya da enerjinizi siz dışarıdan alıyorsanız, kendi toprağınızda ürettiğiniz gıda fiyatları da artacaktır. Çaresiz.
Başka bir yolu yok. Fakat onlar bu sistem içerisinde sıkıştığı zaman yeni paralar basıp gücür gücür dolarları getirip size verdiğinde sizin elinizdeki gıda maddelerini iç piyasadaki fiyatın iki katına satın aldığında siz eğer ihracatı durdurmazsanız, gıda maddelerinin ihracını, dışarıya ihracını durdurmazsanız fiyatlar bir daha ikiyle çarpılacak. Yani bu sistemin kendisi sömürü düzenidir ve insanların emeğini sömürüyor, insanların alın terini sömürüyor, insanların toprağını, o toprakta yetişen ürünleri yok pahasına, değersiz, karşılıksız bir parayla, bir kağıt parayla alıp götürüyor. Siz bu sistemden çıkmak istiyorsanız, siz bundan kurtulmak istiyorsanız, siz sömürülmek istemiyorsanız, siz alın terinizin çalınmasını, yetiştirdiğiniz ürünlerin yok pahasına değersiz kağıtlar karşılığında sizden alınıp götürülmesini istemiyorsanız, o zaman siz yeni bir sistem arayışına girmelisiniz. Siz tek başınıza bunu yapabilir misiniz? 200'e yaklaşan ülke sayısı var. Eğer bu sistemden, bu çarktan, bu sömürü düzeninden rahatsız olanları siz örgütleyip bir araya getirip birlikte hareket etme noktasında en azından 5-10 ülke her neyse, yani bunları siz bir araya getirip bir adım atmazsanız bu çarkların arasında siz ezilmeye devam edersiniz. Şu anda olan şey o. Evet. Biraz önce enflasyonun bir sürü sebebini açıkladık değil mi? Hı. İşte bir kapanma oldu, üretim azaldı, kuraklık oldu, şu oldu, bu oldu. Bir de talep arttı, fiyatlar yükseldi. Peki talebin artış sebeplerinden bir tanesi de şu, onu da görmemiz lazım. O karşılıksız basılan paralar, bu kadar piyasaya para girince ne olacak? Yani piyasadaki mal ve hizmetlerin ederinden çok daha fazla para varsa fiyatlar yükselecek. İşte Türkiye'de Merkez Bankası ile hükümet ilişkileri üzerinde laf söyleyenlerin çoğunun ettiği kelamlardan bir tanesi de o değil mi? Para arzını kısın. Sıkı para politikası uygulayın. Ne demek? Piyasada para azalsın. Azalmazsa siz fiyatları düşüremezsiniz diyor. Peki küresel çapta piyasada bu kadar para varken, küresel çapta emtia fiyatlarının, mal fiyatlarının yükselmesini nasıl durduracaksınız? Siz bu sistemi değiştirmezseniz, Amerika istediği kadar dolar basmakta hır olmaya devam ederse, benim param rezerv paradır, ben bunun karşısında hiçbir şeyi rezerv olarak tutmak zorunda değilim derse, ya da canını istediği herhangi bir ülkenin rezerv parasına el koyarsa, küresel olarak ben filanca ülkenin, mesela en son Afganistan örneğinde olduğu gibi, paranızı kullanmanıza izin vermem dediğinde, oradaki insanlar kendi paralarını bile kullanamıyorsa, sistem buysa, ya da siz Amerikan kontrolündeki o Brüksel'deki SWIFT denilen sistemin, Amerika tarafından kontrol eden sistemin dışında başka bir sistem geliştiremiyorsanız, siz uluslararası, milletler arası bir ticaret yapmak için mutlaka o sistemi kullanıp onun üzerinden para transferi yapmak zorundaysanız, o zaman size kutulara yanıt verecektir. Yani ölmeyecek kadar siz, çünkü siz lazımsınız ona. Bir üretim aracı olarak siz ona lazımsınız. Hı hı. Bir tüketim aracı olarak, bir tüketici olarak ona lazımsınız. Onun ürettiği malları satacağı bir pazar olmalı. Onun için insanlar tüketmeli. Tüketmek için de onların cebinde birazcık para olmalı ya da para yoksa bile en azından kredi kartı olmalı ki borçla iyice onları boyunduruk altına alsın. Sistem bu. Siz bundan kurtulmak istiyorsanız o zaman siz bu sistemin alternatifini geliştirmek zorundasınız. Hem küresel ödeme sisteminin hem küresel ticaret sisteminin alternatifini geliştirmek zorundasınız. Hem siz kapitalist sistemin insanlara huzur, refah, ekmek, güvenlik getirmediğini, tam tersine sömürü getirdiğini, kaos getirdiğini, açlık getirdiğini, savaşlar getirdiğini göreceksiniz. Ve siz fıtri olan bir iktisadi nizama yol alacaksınız. Oraya yol açacaksınız ve insanlara da ümit olacaksınız. Nedir bu? Bu İslam'ın getirmiş olduğu İktisat nizamıdır. Evet. Siz onu oturtmazsanız, siz onu anlatamazsanız, siz onu anlayamazsanız siz bu sistem dışına çıkamazsınız. Başka yolu yok. İnsanlık, yani komünist ekonomi modeli çöktü, kapitalizm de çöktü. İnsanlar sömürülmüş halde ama
alternatifin ne olduğunu bilmiyor. O alternatifin onlara gösterilmesi lazım. Ama sadece iyi gelin insanlar gelin İslam'a gelin veya İslam'ın iktisat nizamına gelin kurtulacaksanız faizi terk edin. Sadece bununla olmaz. Bütün sistemiyle, dört dörtlük bir şekilde, bütün yönleriyle, bütüncül bir sistem inşa edip bunu insanlara tanıtacaksınız. Bundan çıkmak çok kolay değil ama imkansız değil. Türkiye, bana yani şimdi küresel olarak bunu söyledik. Peki Türkiye buradan çıkmak için ne yapmalı? Biz de başından beri söylüyoruz. Bir, siz üretiminizden fazla tüketmeyeceksiniz. İşte cari açık odur. Siz üretiminizden daha fazla tüketirseniz, sizin üretiminiz size yetmezse siz dışarıdan mal almak zorundasınız. İhtiyacınızı dışarıdan karşılayacaksınız. Sattığınız mal ile aldığınız mal arasındaki fark da işte açık oluşturuyor. Cari açık dediğiniz şey yok. Yani ülkeye giren para ile çıkan para arasındaki fark. Siz bu farkı nasıl ödeyeceksiniz? Siz borçlarını ödeyeceksiniz. Siz borçlandığınızda kimse size karz-ı hasen vermiyor. Siz o borcun faizini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Siz o faizi ödeyince de bir sarmal şeklinde sürekli artan bir şekilde siz daha fazla faiz veriyorsunuz. Şimdi bakıyorsunuz bütçeye, faiz dışı fazla. Yani eğer faiz olmasa, faiz gideri olmasa gelirle gider arasında pozitif yönde, artı yönde bir fark var. Yani sizin gelirleriniz aslında giderlerinizden fazla. Ama üzerine faiz de binince sizin giderleriniz gelirlerinizin epey üzerine çıkıyor. Aradaki farkı da siz yeniden borçlanıyorsunuz. Nereden borçlanıyorsunuz? Ya içeriden borçlanıyorsunuz ya dışarıdan. Neticede ikisi de ciddi bir faiz yükü bindiriyor bütçeye. Hı hı. Sosyal politikalar güçlendirilmeli. Faiz sistemi terk edilmeli ama faiz şimdi sistem böyle çalışıyor. Peki o zaman nasıl olacak? Müteşebbis diyelim ki bir şey yapmak istiyor ama sermaye yok elinde. O zaman siz emek sermaye ortaklığını özendireceksiniz. Bunu teşvik edeceksiniz. Bunu yollarını açacaksınız. Birinin elinde sermaye var, öbürünün emeği var, projesi var. Ne yapacağını biliyor, nasıl yapacağını biliyor ama elinde sermaye yok. Ama birilerinin elinde de sermaye birikmiş, o da o sermayeyi nasıl işleteceğini, nasıl üretime dönüştüreceğini bilmiyor. Şu andaki sistemde sermaye sahibini parasını bir bankaya atıyor, bankada o müteşebbise borç para veriyor. Kredi veriyor, diyor ki git sen istediğin işi kur, yalnız sen bu işten kâr değilsen, zarar değilsen ben ilgilenmez. Ben garanti bir miktar faiz istiyorum senden. Bu da müteşebbislerin bir kısmının batmasına, bir kısmının bütün karını bankalara aktarmasına ve önemli bir kısmı da cesaretin kırılmasına sebebiyet veriyor. Ama bunun yerine, o garanti kar yerine eğer siz deseniz ki birinde sermaye var, öbüründe plan, proje ve emek var. Bu ikisi bir araya geldiğinde kar zarar ortaklığı olacak. Kar ne kadar olursa bunu bölüşecekler. Zarar da olsa onun emeği boşa gitmiş olacak. Bunun da sermayesi bir miktar azalmış olacak. Ticaret dediğin şey budur zaten. Risktir. Belki onun karı çok daha fazla. Bunları özendireceksiniz. Bunları yaparsanız yani siz gelir gider dengenizi gözetirseniz siz üreterek büyümek zorunda olduğunuzu idrak ederseniz ve siz borçlanmaktan açık verip borçlanmaktan vazgeçerseniz bütçenizi denkleştirirseniz bu cendereden yani birazcık rahatlayabilirsiniz. Ama siz bütüncül olarak sistemi değiştirirseniz o zaman siz sadece kendiniz değil, siz bütün dünyayı da kurtarabilirsiniz. Peki çok çok teşekkürler. Kısa bir araya gitmem lazım. Tabii şu notu da düşmek lazım. Dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamalarda bulunmuştu. Bu yaptırımlar, ağır yaptırımlar sonrasında Ukrayna Savaşı bize gösterdi ki Batı'ya entegre ekonomi sisteminden bir an önce çıkmamız gerekiyor. Alternatif ekonomik sistemleri geliştirmemiz gerekiyor demişti. Onu da kendi alternatiflerini geliştirecekler. Tabii. Kendi şu anda mesela bu yine Batı'nın uygulanmış olduğu ambargolardan dolayı o dönem işte İran, Çin ve Rusya ile beraber bir de Almanya da bunların içerisindeydi. SWIFT sistemine alternatif bir uluslararası ödeme sistemi geliştirmek için çalışıyorlardı. Şu anda Rusya'nın MIR diye bir sistemi var. Çin'in ayrıca geliştirdiği başka bir model var. Olacak. Yani bir yandan bu savaş olumsuz bazı yönler ile belki göze çarpacak ya da bazı olumsuzlukları zorluklar getirecek. Ama öbür tarafta belki biraz önce söyledim aslında belki o zaman açamadık ama mümkündür ki küresel diplomasi, siyaset ve ekonomi üzerinde de yani küresel iktisat üzerinde çok ciddi olumlu etkileri de olabilir. Yani bazı değişiklikler olabilir.
Kim çok çalışır, çaba sarf eder, bunu öngörür ve uğurda o yönde güzel bir alternatif geliştirirse o karlı çıkacaktır bu işte. Peki Sayın Başkan, çok çok teşekkürler. Müsaadenizle kısa bir araya gidelim. Tabii. Değerli izleyenler, saat başında tekrar burada olacağız. Değerli izleyenler, aradan sonra saat başında tekrar birlikteyiz. Ekranlarını yeni açanlar için hatırlatalım. Rehber Gündem'in bu akşamki konuğu Hüdapar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu. Değerli Başkan, tabii birçok önemli konuyu konuştuk. Ekonomiyle devam ediyoruz. Ayçiçek yağından da bahsetmiştik kısaca ama ayçiçek yağında sizce geçtiğimiz hafta olan bilinçli bir kaos üretme çabası mıydı, yoksa gerçekten bir sorun, bir problem var mı? Şimdi aslında bir sorun vardı ama sorun olduğundan çok daha fazla büyütüldü gibime geliyor. Neydi sorun? Evet, Türkiye ayçiçek ihtiyacının bir kısmını Ukrayna'dan ve Rusya'dan karşılıyor. Özellikle Ukrayna'dan. Fakat bu çok büyük bir miktar değil. Ve Rusya-Ukrayna savaşı ya da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı mı diyelim. Bundan dolayı ayçiçek yağı yüklü 4 gemi orada Azak Denizi'nde kalmıştı. Geçiş yapamıyordu, gelemiyordu. Belki birileri bunun haberini mi aldı? Neyse, sonra piyasaya 1-2 gün öncesinden ayçiçek yağı fiyatları artacak. Hem de böyle kısa bir süre içerisinde çok artacak. 5 litrelik yağın fiyatı 200 liraya dayanacak. Belki 200 liraya da geçecek diye. Fısıltı gazetesi şeklinde bu yayıldı yoğun bir şekilde. Ve insanlar hücum etti. O panikle insanlar hücum ettiler. Biraz da yani zaten düzenli bir şekilde fiyatları yükseliyor düşüncesiyle ihtiyaçtan fazlasını da alma konusunda insanların biraz talepkar olması, biraz nasıl diyeyim, yani belki açgözlülük yapması fiyatları daha da yükseltiyor. Birileri de bunu değerlendirdi. Gerçekten perakendeciler, eğer ben bu yağı 120 liraya, 130 liraya satarsam, yarın bir gün bunu 170-180 almak zorunda kalırsam ben de sermayeden önemli bir miktar kaybetmiş olacağım düşüncesiyle belki bazıları yağları işte tezgahın altına indirdi ya da depolara indirdi. Vatandaş da bunu görünce, yağların, raflardaki yağların az olduğunu görünce bu panik havası biraz daha körüklendi. Hükümetin de şöyle bir hatası oldu. Bu açıklamalar yapıldıktan, yağ üreticileri birliğinin özellikle işte stoklarda 1-1,5 aya yetecek kadar yağımız kaldı açıklamasından sonra hükümet biraz daha hızlı olmalıydı, biraz daha acele etmeliydi. Yağ ile ilgili bir sıkıntı olmadığını açıklamalıydı ama o konuda o adım da gecikince, açıklama da gecikince böyle bir panik havası oluştu. O dört gemi yola çıktı. Yapılan açıklamalara göre ayın 15'inde ve 17'sinde buradaki limanlara varıp yüklerini boşaltacaklar. Evet, yani sadece yağla ilgili değil. Yani küresel çapta buğday fiyatları da artıyor. Evet. Ciddi anlamda artıyor hem de. Dolar bazında da artıyor. Bir de Türkiye'de bütün bunların üzerine döviz fiyatlarındaki yükseliş de eklenince buradaki fiyatlar daha hızlı artıyor. Bunda temel tüketim maddeleri, yani yağda, buğdayda ya da un, işte ekmek. Bu temel tüketim maddeleriyle ilgili bir sıkıntı söylentisi bile vatandaşa ciddi bir panik oluşturabiliyor. Bunların tedbirini almak lazım. Yani isterseniz o tedbirler neler olabilir, o konuya da girebiliriz. Şimdi zaten sadece ayçiçek yağından sorunu yoktu. Birçok, az önce emtiyadan bahsettiniz. Birçok malda, birçok üründe, malzemede fiyatlar arttı. Hatta arz ve talep sorunu da bu anlamda artık büyümeye başladı. Bütün dünyanın sorunu bu. Şimdi gıda fiyatlarındaki artışın devam edeceğini herkes öngörüyor. Bu son salgın süreci ve sonra Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş hali. Öncelikle şunu da sormak istiyorum. Yani gerekli dersleri ekonomik olarak çıkarabildik mi? Hükümet nezdinde bunu söylüyorum. Ekonomiyi yönetenler adına. İkinci bir diğer bu konuyla ilgili sorun, bize ne öğretti? Yani tarım alanında, tarım sektöründe daha neler yapmalıyız? İşte neleri eksik yapıyoruz? Şimdi biraz önce söyledik kapitalist sistemin krizleri ürettiğini. Bir de aslında onun pek çok olumsuz tarafı var. Birisi de açgözlülük ve kapitalist iktisat teorisinin temelinde de kıtlık kanunu vardır.
Nedir kıtlık kanunu? Kıtlık kanunu olarak tarif ettikleri veya isimlendirdikleri şey şu. Diyorlar ki ihtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar kıttır. Yani dünya üzerindeki mevcut kaynaklar dünya üzerinde yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Bu kaynaklar kıt olduğu için birileri bu kaynaklara ulaşabilecek ama birileri bundan mahrum olacak. Bununla aslında kendi yapmış oldukları hırsızlıkların, gaspın kılıfını hazırlıyorlar. Aslında yeryüzünün kaynakları bütün insanlara, belki bundan çok daha fazla sayıda insana yetebilecek kadar geniştir. Allah-u Teala her rızıklananın rızkını gönderiyor. Ama birileri o rızka el koyuyor ya da açgözlülükten dolayı birilerinin o rızka ulaşmasının önüne engel koyuyor. Şu veya bu şekilde bazen onu israf ederek, bazen nankörlük ederek, toprakları işte ekip biçmeden, boş bırakarak ya da tembellik ederek ya da işte çalıp gasp ederek. Neticede evet birileri gıdaya yeterince ulaşamıyor. Yani bugünkü konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da cümlelerinden bir tanesi diyor, işte açlık virüsü koronavirüsten daha fazla sayıda insan öldürüyor. Yani açlıktan ölen insanların sayısı belki savaşlarda ölen insanların sayısından fazla. Şimdi Ukrayna'da birkaç bin kişi öldü. Bütün dünya ayakta. Ama bu süre içerisinde belki ondan daha fazla sayıda insan açlıktan öldü. Ya da yetersiz beslenememekten dolayı yakalandı, hastalıklardan dolayı öldü. Evet, bu küresel kriz, bu pandemi, biraz önce söyledik, kuraklık, gıda ile ilgili bir azalmasına sebebiyet verdi, talebi de arttırdı. Şimdi bundan, bu savaştan işte buğday ve ayçiçek ambarı Ukrayna ve Rusya'nın, özellikle dünyanın tahıl ambarı, dünyanın en fazla buğday ihraç eden ülkelerinden. Bu savaş buğday arzını kısarsa ki Rusya bir süreliğine buğday ihracatını durdurduğunu açıkladı. Bazı dersler vermeli insanlara. Biraz önce söylediğim gibi o pandemi döneminde yine belki dersler çıkarmak gerekiyordu. Şimdi bu savaşta onun üzerine geldi. Dersler çıkarmak gerekiyor. Türkiye gibi toprakları tarıma elverişli ve yeterince geniş topraklara sahip olan bir memlekette eğer siz tarımda kendi kendinize yeter olmaktan çıkarsanız net bir şekilde bu görüldü ki bu pandemi ve savaş döneminde gıda çok stratejik bir sektördür. Sizin her şeyiniz olursa, sizin silahlarınız, sizin paranız, her şeyiniz olsa eğer siz gıdada kendi kendinize yeter durumda olmazsanız, yarın bir gün bir ambargo ile yüz yüze karşılaşırsanız ya da sizin çevrenizde bir savaş olursa ya da tabii bazı afetler olursa birileri sizi açlıkla imtihan etmeye kalkabilir. Sizi açlıkla imtihan edebilir. Bu nedenle ne yapıp edip gıdada kendi kendine yeter durumda kalmak için çaba sarf etmek gerekir. Bunun da pek çok şey var. Bir kere tarım yapılabilecek olan arazileri amacına uygun kullanmak, amaç dışı kullanımın önüne geçmek gerekir. En verimli topraklar, dümdüz ovalar, tarıma elverişli olmayan yerler yanı başında dururken imara açılıyor. Amaç dışı kullanım haddinden fazla. Kullanılabilecek, ekilip sürülebilecek bazı araziler sürülmüyor. Tohum, ilaç ve gübre konusunda, özellikle ilaç ve gübre başta olmak üzere, dışa bağımlılık had safhada. Gübre fiyatlarının bu kadar artmasının sebebi o. Gübre ve gübre ham maddesinin çok uzaklardan geliyor olması, navlun fiyatlarının yani gemi taşımacılığı fiyatlarının çok yükselmiş olması nedeniyle gübre fiyatları bazı gübrelerde özellikle 4'e 5'e katlandı. Siz bu girdileri temin edemezseniz ya da siz kendiniz bunları üretmenin yolunu bulmazsanız ya da onların fiyatlarını kontrol altına almanın başka bir yolunu bulmazsanız, enerjiyle ilgili siz yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelip kendi ihtiyacınızı karşılama yetecek ki eğer siz rüzgar ve güneş enerjisinden yeterince istifade edemiyorsanız ya da bununla ihtiyacınızı karşılayamıyorsanız nükleer enerji de seçeneklerden bir tanesidir. Bu konuda da enerji konusunda da yine kendi kendinize yeter ülke olmak için çabalarınızı artırmanız lazım. Sadece gaz ve petrol aramakla olmaz. Siz bunları eğer yapmazsanız siz gıda konusunda sıkıntı yaşarsınız.
tembellikten vazgeçeceksiniz, topraklarınızı ekip biçeceksiniz, amaçlı kullanımını engelleyeceksiniz. Bir de mesela geçtiğimiz günlerde gıda ile ilgili temel gıda maddelerinde hükümet bir adım attı. KDV oranını %8'den %1'e düşürdü. Niye? Gıda fiyatları çok yükselmesin diye. En azından %7'lik bir KDV düşüşü fiyatları yansıyacak. Belki kamu kendi gelirinden feragat ederek bu fiyatları biraz aşağı düşürecek ama şu unutuluyor. Size herhangi bir gıda olabilecek bir bitkiyi yetiştirdiğinizde siz enerji kullanıyorsunuz. Mesela bizim çağrımızda biz diyoruz ki çiftçiye verilen mazottan KDV'de ÖTV'de alınmamalıdır. Çok ciddi bir yüktür bu. Ve maliyetlere ciddi şekilde yansıyor. Yine gıda maddelerinin naklinde, nakliyede kullanılan mazottan da siz bunu düşürürseniz gıda fiyatlarını siz aşağıya çekersiniz. Yani gıdanın içerisindeki tek vergi sadece gıdadan alınan %8 KDV değil ki. O gıdayı yetiştiren çiftçinin almış olduğu gübrede, onun almış olduğu ilaçta, almış olduğu tohumda, almış olduğu mazotta, almış olduğu makine ekipmanda çok ciddi oranlarda vergi varsa doğrudan doğruya bunlar o gıda maddesinin fiyatına giriyor. O kişi onu üretirken, çiftçi onu üretirken bir sürü vergi veriyorsa, onu satarken vergiyi düşürmüş olmanız ya da tüketicinin onu alırken ödediği KDV'yi düşürmeniz tek başına bir şey ifade etmiyor. O yüzden bizim hükümete çağrımız diyoruz ki, bir gıda kriziyle gelir seviyesi düşük insanların gıdasızlık kriziyle karşılaşmaması için eğer bir sosyal devlet iseniz mutlaka gıda üretiminde ya da gıda olacak şeylerin üretiminde, bitkilerin üretiminde, zirai üretimde kullanılan akaryakıttan, enerjiden alınan vergileri sizin kaldırmanız gerekiyor. Sadece düşürmek değil. Evet. Ciddi oranda bunları azaltmanız gerekiyor. Bir şey daha söylüyoruz. Diyoruz ki ihtiyaçları belirleyin. Türkiye'deki tarım plansız. Gerçekten plansız. Biz 10 yıldır Hüdapar okuyoruz ki her köye bir ziraat mühendisi atanmalı. O ziraat mühendislerinin oluşturacağı bir bütün Türkiye'yi saran bir ağ düşünün. Tarım Bakanlığı'na bağlı bir eleman var orada. Şimdi köylerde, okul olan köylerde öğretmen var. İmam var. Şimdi o köy ziraatla uğraşıyorsa neden bir ziraat mühendisi olmasın orada? Ziraat mühendislerini gönderin ve tarımınızı planlayın. Toprak analizleri yapılmadı. Nerede, hangi üründen maksimum verim almak mümkündür? Ve ihtiyaçlar nelerdir? Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Ayçiçeğe ne mi? O zaman siz bazı yerlerde tespit ettiğiniz en uygun yerlerde ayçiçeği üretimini, ekimini siz destekleyin, teşvik edin. İnsanlar orada ayçiçeği yetiştirsin ve siz de dışarıdan ayçiçeği ve ayçiçek yağını almak zorunda kalmayın. Şimdi bunun için yeni adım attılar. Ayçiçek yağı için 7 bölgeye. Sadece bu teşvik değil. Sizin diyelim ki işte 3-5 milyon ton, 3 milyon 2019 rakamları 3.2 milyon tondu buğday ithalatı. Sonraki rakamları ben şu anda hatırlamıyorum. Siz bu kadar buğday dışarıdan alıyorsanız sizin ihtiyacınız buğdaya var demektir. O zaman siz bazı yerlerde bu nerelerde en maksimum verimi alabileceğinizi belirleyip oralarda en uygun buğday hangisi ise onları ekmesi için çiftçinizi teşvik edeceksiniz. Eğer siz ihtiyacınız olan ürünleri sağlam bir şekilde tespit edip tarımınızı planlarsanız dışa bağımlılıkta bugünkü durumda olmazsınız. Evet. Bir şey daha. Pek çok proje var. Devasa projeler var. Evet, altyapı projeleri ülkenin ihtiyacıdır, kabul. Ama şimdi bir gıda krizine doğru sürüklenen bir dünyada sizin en birinci öncelikli projelerinizin sulama projeleri olması gerekir. Tarımsal projeler olması gerekir. Bu elzem. Elzem. Yani şimdi siz eğer bir yerde siz sulama projesini tamamlarsanız, oraya sulama tesisleri kurarsanız, şebekelerinizi, kanallarınızı, kanaletlerinizi tamamlarsanız, siz oradan, o topraklardan alacağınız verim ile, yükselteceğiniz verim ile dışa bağımlılıktan kurtulacaksanız, sizin cari açığınız azalacaksa, sizin gıda enflasyonunuz aşağıya düşecekse, hatta yükselen fiyatlarla siz dışarıya daha fazla miktarda ihraç edebilecek ürün yetiştirecekseniz,
O zaman siz gelir getirecek olan, kısa bir sürede kendisini amorti edecek, hatta ciddi bir anlamda ülke ekonomisine ilave bir katkı sunacak projelere yönelmeniz gerekir. Yani paraları evet. bir gelir getirmeyecek betona gömmektense betondan sulama kanalları yaparsınız, kanalizasyon yaparsınız. Bir sürü barajınız var. Bu sene de elhamdülillah yağışlar çok iyi geçti, barajlar doldu. O sularla siz topraklarınızı sulayacaksınız. Çiftçinizin de yüzü gülecek. Girdilerindeki vergileri aşağıya çekeceksiniz. Girdiler ucuzlayınca çiftçi daha ucuza mal edecek. Bir şey daha. Çiftçinin ürettiğini alacağınızı da söyleyeceksiniz. Yani alım garantisi vereceksiniz. Planlı tarım yaptığınızda siz çiftçi diyeceksiniz. Siz şuraya, şu araziye şunu ekersen ben bunu alacağım. Hem de kaça alacağım? Maliyetin üzerindeki bir fiyatı alacağım. Senin cebine para girecek, sen kâr edeceksin. Sen bu toprağından geçineceksin. Diyeceksiniz, demek zorundasınız. Çiftçinin malı elinde kalmayacak. Çiftçi ben bu araziyi ektiğimde benim malım elinde kalır mı diye endişe etmeyecek. Evet. Bütün bunları yaparsanız ben öyle inanıyorum ki çok kısa bir süre içerisinde birkaç yıl içerisinde Türkiye ciddi manada dışarıya gıda maddesi satan bir ülke durumuna da gelir. Ama hiçbir şey olmasa kendi kendine yeter bir duruma gelir ve bu küresel çapta yaşanabilecek, yaşanması muhtemel bir krizden kurtulur. Peki o zaman Sayın Başkan, süremin de sonuna doğru geliyorum. İş gündeminin öne çıkan bir diğer başlığı seçim kanununda yapılacak olan bir düzenleme gündemde meclise sunuldu, görüşülecek, büyük ihtimalle de geçecek gibi görünüyor. Burada en dikkat çekici başlık tabii ki hem seçim barajı meselesi. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğunuz bir açıklama da vardı. %7'ye çekilecekti. Tüm siyasi partilere çağrı yapmıştınız. Bir de işte seçmen transferi, milletvekili transferini engelleyecek bazı düzenlemelerin olmasıyla ilgili. Genel olarak bu yeni düzenleme ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Özellikle seçim barajı ve temsilde adalet meselesinde. Şimdi seçim barajı ile ilgili herkes şunu kabul ediyor ki şu anda mevcut %10'luk seçim barajı parlamenter sistem döneminde bile çok yüksekti, insafsızdı. Temsilde adaletin önündeki büyük, kocaman bir engeldi. Yüksek bir engeldi, aşılması zor bir engeldi. Ve bu engel 12 Eylül askeri darbesinin Türkiye'ye hediyesiydi. Yani askeri juntanın getirmiş olduğu, koymuş olduğu bir engeldi. Bunu bir kenara koyalım. Bu bir. Bu engel konulurken şöyle bir gerekçenin arkasına sığınılmıştı. Yönetimde istikrar için temsilde adaletin feda edilebileceği öngörüsüne, daha doğrusu ön kabulüne dayanıyor. Yani dediler ki işte 1980 darbesi öncesi hükümetlerin ömrü kısaydı, koalisyon hükümetleri kuruluyordu, anlaşamıyorlardı, bozuyorlardı. Güçlü hükümetlerin olması için %10'luk bir seçim barajı getirelim ta ki birkaç parti sadece meclise girebilsin ve tek partili güçlü hükümetler kurulabilsin. Yani yönetimde istikrar olsun. Şimdi bunu da oraya koyduktan sonra gelelim bugüne. 2017'deki referandumdan sonra Türkiye'ye Cumhurbaşkanı hükümet sistemi geldi ya da halk arasında yaygın bir şekilde konuşulan, söylenen ismiyle başkanlık sistemi. Şimdi başkanlık sisteminde adaylardan herhangi bir tanesi %50'nin üzerinde oy almak zorundadır başkan olabilmek için. Eğer birinci turda adaylardan herhangi birisi %50'nin üzerinde oy alamazsa o zaman en çok oy alan ilk iki aday, yani en fazla oy alan ilk iki kişi ikinci turda bir daha yarışacaklar. İkinci turda bu iki adaydan hangisi geçerli oyların yarısından fazlasını alırsa o başkan olacak. Yani bir kişilik bir hükümetten bahsediyoruz. Ve o kişi kendi bakanlarını seçecek. Bu bakanları parlamentoya onaylatmak zorunda değil. İstediği kişi bakan yapacak. Sadece parlamento içerisinden birisini bakan yaparsa, yani milletvekili sıfatını taşıyan birisini bakan yaparsa, o kişinin milletvekili sıfatı sona ermiş olacak. Ne demektir? Bunun için anlatıyorum bunu. Yani artık parçalı hükümetler dönemi yok. Bir kişilik bir hükümet var, başkan. Başkan hükümettir. Yani
Yasama, yürütme, yargı erklerinden yürütmeyi bir kişi temsil ediyor. Bir kişi yürütüyor. Diğerleri onun yardımcıları gelir. Öyleyse şimdi siz bu sistemde temsilde adaleti neye feda ediyorsunuz? Ha, daha önce yönetimde istikrara feda ediyordunuz. Şimdi yönetimde istikrar geldi. Peki şimdi neye feda ediyorsunuz? Hiçbir şeye. Alışmışız ya feda etmeye, kurban etmeye. Hadi biz kurban etmeye devam edelim. Şimdi bir dönem böyle geçti. Şu anda mevcut hükümet ve onun ortağı diyorlar ki biz bu barajı %7'ye çekelim. Peki niye 7? Yani yönetimde istikrar garanti altında olduğuna göre %7 temsilde adaletin önünde bir engel değil midir diye mi düşünüyorlar? Hayır, ben zannetmiyorum. Daha önceki dönemlerde de, yani parlamenter sistem döneminde de muhalefetteyken seçim barajından şikayet eden, biz geldiğimizde bunu düzelteceğiz diyenler de değiştirmediler, düzeltmediler. Çünkü gördüler ki onların işine yarıyor. Evet. Bu %10'luk seçim barajından dolayı 2002 seçimlerinde sadece genel anlamda oyların yaklaşık %55'i, hatta %54'ü, eğer yanlış hatırlamıyorsam, çünkü AK Parti %34,5, CHP'de %19 küsur oy almıştı. Neredeyse her iki seçmenden bir tanesi iradesi meclisin dışında kalmıştı. %45'in üzerinde seçmen oyu meclise yansımamıştı. Hatta matematiksel olarak şu bile mümkündür. Eğer bugünkü gibi mesela 24 parti seçime girme yeterliliğine sahip, faraza diyelim ki bu 24 partinin sadece bir tanesi %12 oy alsa veya 13 ya da 15 ya da 11 oy alsa, diğerlerinin tamamı, bugünkü %10'luk baraja göre söylüyorum, %10'un altında oy alsa tek bir parti parlamentoya girecek. Şimdi bu adil mi? Bu kabul edilebilecek bir şey mi? Yani bu sistemin doğru olmadığını görmek için illa böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi mi gerekiyor? %7 de yüksektir. Olmaması gerekir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ya da başkanlık sisteminde. Niye bunda ısrar ediyorlar şimdi, Sayın Başkan? Yani baraj tutmada nedeni ısrar ediyorlar. Özetlemeliyse sıfır baraj olsun veya minimum baraj olsun diyorsunuz. Şimdi eğer baraj daha da aşağı düşerse o zaman belki baraj sorunu yaşayan partiler bir ittifakın içerisinde yer alma mecburiyetini hissetmeyecekler kendilerini. Baraj sorunu olmayan veya zaten ben barajı aşıyorum diye insanlar, siz eğer meclise girmek istiyorsanız gelin bizim yanımızda durun, bizim şemsiyemizin altında seçimlere katılın. O zaman siz meclise taşınabilirsiniz. O da bir ihtimal. Şimdi bir de bölge barajları var. O çatının altında kendi amblemiyle seçime katılan partiler eğer bölge barajını aşamazsa onların oyları ittifakın büyük ortaklarına, onların hanesine yazılacak. Yani dolayısıyla siyaseten daha fazla oy alma potansiyeli olan ve daha fazla oy alan partiler bundan karlı çıkıyor. O nedenle bunu çok değiştirmeye ihtiyacı hissetmiyorlar. Muhalefet partilerinin kamuoyuna 28 Şubat'ta açıkladıkları şeyde de %3'lük bir seçim barajından bahsediliyor. Onlar biz parlamenter sisteme döneceğiz diyorlar. Hadi parlamenter sistemde bir seçim barajının olmasının bir izahı var. Yani onlar yine derler ki yönetimde istikrar için biz bu barajı öngörüyoruz. Ama bize göre adalet hiçbir şeye feda edilmemelidir. Yine yönetimde istikrar olur. Zaten bölge barajları var. Diyelim ki 5 milletvekili çıkaran bir bölgede siz belli bir, yani %10'un da epey üzerinde bir oy alamazsanız zaten siz kendi adayınızı meclise gönderemiyorsunuz. Ki birkaç tane büyük şehrin dışında neredeyse Türkiye'deki illerin neredeyse değil yarısından fazlasında milletvekili sayısı onun epey altındadır. Yani bölge barajları %10'un üzerindedir zaten. Dolayısıyla bu sistemde bize göre seçim barajı temsilde adaletin feda edilmesidir. Olmaması gereken bir şeydir. Sayın Başkan çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, davetimizi kırmadınız, kabul ettiniz, buralara kadar geldiniz. Biz faydalandık. Umarız izleyicilerimiz de... Sadece seçim barajı mı? Yani o seçim kanunuyla ilgili?
seçim barajı meselesi bir şey daha var vardı. Sanki. Bir de şunu söylemiştik, seçim barajının dışında milletvekili transferi ve seçmen evet. transferinin önemi. Onu da ben izninizle ben birkaç cümleyle ona da tamam. değindim. Şu andaki siyasi partiler kanuna göre bir siyasi partinin seçime katılma yeterliliği için iki şarttan birini yerine getirmiş olması gerekiyor. Bir, o parti Türkiye'deki illeri yarısından fazla, yani en az 41 ilde teşkilatının olması gerekiyor. Bu illerin sadece il merkezinde teşkilat kurmuş olması yetmiyor. O illere bağlı ilçelerin de her birisinin tek tek ayrı ayrı üçte birinden fazla sayıda ilçesinde teşkilat kurmuş olması gerekiyor. Ya da mecliste grubunun bulunması gerekiyor. Evet. Şimdi ilk başta öyle bir tarzda söylendi ki sanki seçime katılma yeterliği için şartlardan bir tanesi kaldırılıyormuş. Yani iyi bir şeymiş gibi. Neydi kaldırılan şart? Mecliste grubu bulunan partilerin kongrelerini yapmamış olsa da, teşkilatlanmalarını tamamlamamış olsa da seçime katılabileceklerine dair o kolaylık getiren hüküm şu anda iptal edilmek isteniyor. Yani diyorlar ki siz bir parti kurmuşsanız, sizin kurduğunuz parti mecliste grup kuracak sayıda milletvekiline sahip olsa bile eğer siz memleketin yarısından fazlasında teşkilatınızı kurmamış iseniz siz seçime katılma yeterliliğine sahip değilsiniz. Evet. Buna diyorlar ki milletvekili transferlerinin önüne geçmek için biz bunu getirdik diyorlar. Evet. Yani o yol kapalı olursa İYİ Parti'nin işte CHP'den milletvekillerinin gitmesi gibi öyle bir yol kapanmış olacak ama diyelim ki gerçekten sadece ödünç milletvekili değil. Gerçekten bir partiden bazıları, diyelim ki birisi istifa etti. Bir grup istifa etti ve gidip yeni bir parti kurdular. Bir konuda anlaşamadılar. Orada da kalıcıdırlar. Bu kadar büyük bir kopuş yaşayan bir grubun seçime katılmalarının önüne engel koymak ne kadar doğrudur? Onu da belki ilerleyen zamanlarda daha geniş, daha etraflıca tartışma imkanı bulabileceğiz. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz bir kez daha Sayın Başkan. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, bu akşam da rehber gündemin sonuna geldik. Hüdapar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu konuğumuzdu. Gündemin öne çıkan başlıklarını konuştuk. Siyonist Herzog'un Türkiye'ye gelişi, Ukrayna, Rusya arasındaki savaş hali ve ekonominin öne çıkan başlıklarını Sayın Başkan sizler için değerlendirdi. Önümüzdeki hafta farklı bir konuk ve konu başlıklarıyla karşınızda olmak umuduyla Allah'a emanet olun.